Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, enfes ve güzel bir tarifle başladım. Şimdi 120 gram tereyağımı dahil ettim ve bir su bardağından bir parmak kadar eksik pudra şekerimi de dahil ettim. Şimdi onları birlikte güzelce karıştıralım. Evet, iyice karıştırdık. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağım var. Onu da dahil ettim. Bir de onunla karıştırıyorum iyice. Evet, iyice karıştı malzemelerimiz. Evet, bir tane de yumurtam var. Onu da dahil ettim bu aşamada. Bununla karıştıracağım. Evet, yarım çay kaşığı da tuzum vardı. Onu da dahil ettim. Hepsini bir iyice karıştıralım. Evet, yarım tatlı kaşığı da kabartma tozu dahil ettim. Bununla karıştıralım. Ve iyice karıştırdım. Şimdi unumu dahil ediyorum peyderpey. Evet arkadaşlar, artık spatulaya veda ediyoruz. Şu aşamadan sonra elimi daldıracağım. Evet. Evet arkadaşlar, hamurum çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi ne çok sert ne de cıvık oldu. Çok güzel oldu. Şimdi bir parça, evet bir parça streç film serdim tezgahıma. Hamurumu olduğu gibi onun orta yerine koyuyorum. Evet, şimdi üzerine örtüyorum. Ve böylece açacağım. Evet, merdane ile güzelce açıyoruz. Evet, açabileceğimiz kadar açtık. Kafi derecede. Evet, üzerine kaldırdım. Şimdi kalıbımla ölçüler alıyorum ve kesiyorum. İstediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hepsini bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir kısmını da şöyle ortasını açıyoruz. Şöyle aldım. Evet, kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti. İstediğiniz marmelattan sürün üzerine böyle. Çok güzel. Görünüşü muhteşem. Lezzeti bir başka güzel oluyor. Bir tane de şöyle ortası delik hazırlamıştık. Koydum üstüne. Gördüğünüz gibi hatta bir miktar da şöyle ekleyebiliyoruz. Görüntü muhteşem.
Evet, bir tane de çekirdeğe de kalmış içimde bir tane. Evet. Görüntü bu kadar da güzel. Gördüğünüz gibi hepsini o şekilde hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, bir peçete yardımıyla bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Pudra şekeri aldım süzgecimin içerisine. Bakın bu şekilde. Evet, tamamını öyle yapıyorum. Evet. Bir tane daha yapalım. Şu şekilde peçeteyi koydum. Evet, işlem bu. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Böyle de bir model yapabilirsiniz. Gönlünüz nasıl arzu ediyorsa reçellerden böyle işaretler de koyabilirsiniz. Noktalar falan. Evet arkadaşlar. Reçelli ya da marmelatlı kurabiyelerimiz bu şekilde. Enfes bir lezzet. Mutlaka deneyin derim. Hakikaten çok güzel. Lezzeti, kıvamı kesinlikle beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden özellikle ısrarlı davranıyorum. Mutlaka deneyin diyorum. Yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.